Ne saçma konuşuyor. Kanuni engeli olmayanların bence mülakat sınavlarına muaf tutulmasında yarar var. Yani ilk 100 kişiye girmişse eğer mesleki anlamda mesleğe girmeye engel bir sakıncası yoksa güvenlik vesaire açısından mülakata tabi tutulmadan girilmesinde yarar var. İkincisi aynı şekilde yazılı sınavda başarılı olan adaylar arasında yapılacak mülakatta eğer yüksek lisans, ikinci üniversite, yabancı dil gibi ek kriterli olanlar için de eşitler arasında birinci kuralı gereğince bence öncelikli olarak seçilmesine yarar var. Ama bunları söylerken öncelikle kanunen mesleğe engel bir durumunun olmaması kayıt ve şartıyla. İkincisi sözlü mülakatlarda psikolojik durumların belirlenmesi açısından hukuk bilgilerini ve aynı zamanda hukuk dosyonunu temsil açısından üniversite öğretim üyesi hocaların mülakatlara bilemiyorum, bulmuyorum onu bilmiyorum ama eğer yoksa bence bulundurulmasında yine yarar var. Ve akademideki o eğitim bittikten sonra eğer güvenlik soruşturması devam ediyorsa ona itirazım yok. Ancak orada sözlü mülakatları bilemiyorum. Yani eğer güvenlik soruşturması sakıncası yoksa bence zaten daha öncesinden sınav yapılmış yazılı ve mülakat. İkinci bir mülakatın bence olmaması gerekir diye düşünüyorum. Avukatlıktan hakimliğe geçişte fakültede mezun arkadaşlarımız arasında sınav sorularının zorluğu açısından fark var. Bence bu da sınav eşitliği anlamında adaletsizlik yapılıyor. Yani burada avukatlıktan geçenlerle ilgili daha basit deniliyor, diğeri daha zor. Bence bu eşitliğin sağlanması lazım. Öyle bir ayrımın olmaması lazım. Bir başka sorun, biz nasıl hakim ve savcı arkadaşlarımız belediye başkan adayı veya milletvekili adayı oldukları zaman bir daha mesleğe geri dönemiyorsa bence geçmişte siyasi parti üyesi olan arkadaşlarımızın da mesleğe kabul edilmemesi lazım. Parti üyeliğini silse dahi, parti üyesi olmasa dahi o anda geçmişte nasıl olsa böyle bir siyasi yapısı olduğu için adaleti zedeler. Madem biz efendim hakim savcı adayı, milletvekili adayı oluyor, belediye başkanı adayı oluyor, biz daha bir daha mesleğe kabul etmiyorsak geçmişte olan arkadaşımızı da hakim savcı yapmamak lazım. Gelelim aynı şekilde bu sistemi mevcut olan geçmişte 2011'e kadar Yargıtay daire başkanı olmak için 6 yıllık süre gerekiyordu. 3 yıla indirildi. Bence bunu değiştirmek lazım. Yine 6 yıla çıkarmak lazım. 3 yıllık süre bu hukuk nosyonu açısından doğru bir hadise değil. Bir şey daha söyleyeceğim. Şu anda evet bina yapıldı ancak değerli bakanım perşembe gününden sonra Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de ve Konya'da oturan Yargıtay üyesi arkadaşlarımız cuma günü Yargıtay'da bulunmuyorlar. Yani Yargıtay'da bu kadar özlük hakları, bu kadar güvenceleri var. Niye cuma günleri, perşembe gününden itibaren herkes evine gidiyor? Pazartesi günü saat 10'da geliyorlar iş yerine. Yani şu anda Yargıtay'ın başında bulunan 30-40 tane daire oradaki Yargıtay üyesi arkadaşımız Yargıtay'ı yürütüyor. Yazık, günahtır. Yani hakikaten kabul edilebilir bir durum değildir. Gelelim hakimlerdeki bu performans sistemi. Bitiriyorum başkanım. Bu servisler kaldı. Son iki cümle, iki dakika özür diliyorum. Kişisel verileri koruma kurulu ile ilgili. Bir, kişisel verileri koruma kurulunun kararlarıyla ilgili kanunda para cezası arasında büyük bir nispetlik var. Bu nispetliği verecek bir cezalarla ilgili kriter yok. Kararların hepsi mahkemelerde dönüyor. Döndüğü için kişisel veriler koruma kurulunun itibarı sarsılıyor. Kişisel verileri koruma kurulu aynı zamanda kamu kurumlarıyla ilgili istisnai durumda. O konuda kişisel verileri koruma kurulu lütfen bir kanunu biz teklif verdik. Bitiriyorum başkanım, özür diliyorum. Burada kamu kurumlarını bunda istisna etmemek lazım. Maalesef burada büyük bir sıkıntı var. Avrupa Birliği'ndeki normlara uyulması lazım. Ve aynı zamanda bitiriyorum sayın başkanım. Peki, teşekkür ederim. Saygılar. Sayın Başkan, değerli bakan, kıymetli